Troy Natural sunar. Neslihan Sıfa ile 360 derece diyabete hoş geldiniz. Bu hafta yine birbirinden değerli konuklarımla sizlerle beraberim. İlk konuğum Türkiye'nin en sevilen, en başarılı diyetisyenlerinden Taylan Kümeli bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Ayağınıza sağlık. Stüdyoma enerji getirdiniz Taylan Hanım. Ne güzel bana, ne mutlu bana. Biliyorsunuz spesifik diyabet programı yapıyorum ve ben de diyabetliyim. Biliyorum. Günümüzde artık böyle halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen hani tip 2 diyabet çok arttı. Bunda beslenmenin rolü ne Taylan Hanım sizce? Biliyorsunuz biz diyabeti tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayırıyoruz. Tip 2 diyabet daha çok yaşam tarzıyla ortaya çıkabilen bir diyabet şekli. Tip 1 diyabetin çok daha farklı gerekçeleri var. O değil bugünkü konumuz. Ama tip 2 diyabette beslenme neredeyse nedenin en baş köşesine oturuyor. Nasıl tip 2 diyabete neden olabiliyor beslenme? Biliyorsunuz bizim insülin diye bir hormonumuz var ve bu insülinin görevi vücudumuzda glikozu doğru sınırlar içinde tutmak. 75 ile 110 mg denilebiliyor buna, 90 ile 120 mg deniyor ama genellikle biz 75 ile 110 mg'ı doğru sınır olarak kabul ediyoruz. Ve insülinin de değerleri 2.4 ile 24.6 arasında olmalı bir kan bulgusunda. İşte bu değerler siz yanlış şekilde beslenirseniz, ne demek yanlış şekilde beslenmek? Rafine şeker diye nitelendirdiğimiz işlenmiş şekeri beslenmenizin temeli yaparsınız. Ve hiçbir şekilde posa değeri yüksek olan besinleri, işte doğru meyve gibi, doğru sebze gibi değerleri almazsanız beslenmenize. Proteinin değeri yüksek olan, işte yumurta proteini, et proteini, balık proteini gibi proteinleri yanlış şekilde yanlış dağılımlarla alırsanız, süt, yoğurt, peynir grubunu içeriği doğru olan değil de yine yağ oranı yüksek ve doğru sıklıklarla değil yanlış sıklıklarla beslenmenizi alırsanız, ki bu yanlışların içinde en temel sırada olan rafine şeker, işlenmiş şeker, makarna, pilav yediğinizde, ya beyaz ekmek yediğinizde de şeker yemiş oluyorsunuz. Tek başınıza şeker tatlı yemekten bahsetmiyorum. İşte o regüle eden, glikozunuzu regüle eden ve pankreastan salgılanan insülin hormonunuzun irregülasyonu başlıyor. Yani düzensiz salgılanması başlıyor. Bu düzensiz salgılanma sizin kanınızın, glikozunun yanlış noktalarda, o doğru aralıkta ya çok üste ya çok alta gitmesine neden oluyor. Alta gittiği zaman hipoglisemi diye nitelendirilen düşük şeker, üste gittiği zaman da hiperglisemi diye nitelendirilen yüksek şeker hadisesi ortaya çıkıyor. Düşük ve yüksek aslında birbirleri arasında bir köprü oluşturuyorlar. Çünkü önce düşükle başlayan, sonra size ilk sinyallerini verip ben tip 2 diyabeti sana getiriyorum, ayak seslerimi duy diyen bir yapı. Bu arada da tabii insülin rezistansı da oluşabiliyor. Bu da yine pankreasın yanlış sinyallerle kendi kendine fazla salgılanması, karın bölgesindeki yağlanmayı artırması gibi. İşte tip 2 diyabet böyle yanlış beslenmeyle, onu artı olarak hareketsizlikle, ona artı olarak yanlış uyku sistemiyle, içkiyle ve sigarayla ya da yanlış sosyalleşmeyle daha da fazla körüklenebiliyor. Aslında tip 2 diyabeti bize çağıran yaşam tarzımızın bir bütünü, ama onun içinde biraz önce de bahsettiğim gibi beslenme en büyük paydayı oluşturuyor. Aynen. Peki beslenmeyle ve egzersizle gerçekten tip 2 diyabet gerileyebilir mi? Elbette. Elbette tip 2 diyabet, diyelim ki bizi izleyenlerimiz mutlaka tip 2 diyabet içerisinde olanlar ya da onun ayak seslerini duyanlar varsa, önce hemen kendilerine bir çeki düzen versinler. Ne yapmaları gerekiyor? Bir haftalık bir beslenme çizelgesini lütfen yazsınlar. Onun içinde bizim hep telaffuz ettiğimiz işte rafine şeker, işlenmiş gıdalar, paketli gıdalar, onları bir fark ettiklerinde, abur cuburu fark ettiklerinde, bir beslenmenin dışında ne kadar az egzersiz yaptıklarını fark ettiklerinde, var olan durumun aslında toparlanabilir bir durum olduğunu, hataların da düzeltilebilir hatalar olduğunu görecekler. Tip 2 diyabet kurtulunabilen, düzeltilebilen bir diyabet türüdür. O yüzden tip 2 diyabetli bir kişinin hemen paniğe kapılmasına gerek yok. Yanlışını görüp öncelikle bunu kabul edip, bu çok önemli bir aşama,
Ardından da doğru beslenme alışkanlıklarını hayatına geçirip onu mutlaka sporla destekleyip biraz önce de telaffuz ettiğim gibi uykusuna dikkat edip mutlaka meditatif bir şekilde de kendisini rahatlattığı zaman çok doğru bir noktaya ulaşacağına eminim. Aslında Taylan Hanım, sürdürülebilir bir yaşam tarzı ne kadar önemli değil mi? Çok. Hayatımızın içerisinde çok. Bunu bir rutin haline getirmek. Siz tabii danışanlarınızla daha çok karşılaşıyorsunuzdur. Tip 2 diyabetle beraber genelde bir kilo fazlalığı ve insülin direnci de oluyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani işte biraz önce bahsettiğim gibi tip 2 diyabeti destekleyen ve ayak seslerini duyuran durumlar var. Aslında insanın zaman zaman klinik bulgularını izlemesi çok önemli bu konuda. Sadece glikoza, sadece insüline değil, 3 aylık sabah şekeri ortalaması diye nitelendirdiğimiz hemoglobin A1C'ye bakılması, HOMA-IR dediğimiz insülin rezistansına bakılması, C-peptit dediğimiz insülinin depo haline bakılması, fruktozamin dediğimiz kısa dönem şekerine bakılması, 3 haftalık şekerine bakılması bizim için çok önemli bulgular. Bunlar da tabii ki insülin rezistansı da tip 2 diyabetle aynı seyirde olabiliyor. Çünkü çok iç içe şeyler. Evet. İnsülin rezistansı, irregüler insülin salgısı aslında ve sizin yediklerinizin yağlanmaya meyleder hale getirilmesi vücut tarafından. Çok iç içe, onun için kendimize çok dikkat edip bulgularını gördüğümüz anda hemen önlemini almaya başlamamızda değer katın. Aynı zamanda kadınlarda ve erkeklerde karın yağlanması ve böyle bel bölgesinin kalınlığı da size ipucu veriyor mu gördüğünüzde? Tabii ki. Vücut tipleri var biliyorsunuz. Bizim hep yapılandırdığımız, özellikle elma tipi diye nitelendirdiğimiz karın bölgesi yağlanma. Kadınlarda artık 88 santimi geçmesin diyoruz. Erkeklerdeki de boy uzunluğuna göre 99 ve 103 santim gibi bir rakam telaffuz ediliyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Ama bence aslında yeni tip tartılarla elektronik empedansla ölçümlemede vizeral yağ yüzdesi diye bir kısım var. Orada %5'i geçtiği zaman erkek ve kadında karın bölgesi yağlanması, daha doğrusu iç organ yağlanması başlamış oluyor. Bizim için tehlike ne burada? İç organ yağlanmasındaki yağ kendisini adeta bir organ gibi hissetmeye başlıyor. Beyin gibi, kalp gibi, karaciğer gibi. O yağlanma size hükmedip önemli 3 tane hormonunuzu etkiliyor. Leptin, grelin ve insülin. Bu 3 hormon bizim aslında açlığımızı, tokluğumuzu, diyabete meylimizi, sağlıklı olup olmamamızı şekillendirecek hormon. Siz karın bölgesi yağlanmasını artırdıkça insülin regülasyonunuzda yanlışlıklar olmaya başlıyor. Grelin ve leptin de açlığınızla ilgili sizi yanlış sinyallerle uyarıyor. Tokluğunuzda bir türlü doğru şekilde size hissettirmiyor. İşte bu yüzden karın yağlanması diyabet, özellikle tip 2 diyabet için en büyük risklerden bir tanesi. Orada o zaman uyanık olacağız ve kendi bedenimizi de çok iyi takip edeceğiz. Aynen. Değil mi? Peki sizin geleceğinizi duydukları zaman o kadar çok böyle mesaj aldım ki, Neslihan Hanım, kiloyu verdik, peki sonra nasıl koruyacağız? Taylan Hanım'a sorar mısınız diye. Memnuniyetle, tabii ki bu en önemli konu. Benim de hep vurguladığım, özellikle meslek hayatımda kapıdan içeri girip kilo vermek isteyen danışanlarıma ilk söylediğim cümle budur. Bakın derim. Başlangıç kilosuyla bitiş kilosu arasındaki en büyük fark nedir? Beslenme davranış değişikliğini hayatınıza geçirmeniz. Eğer beslenme davranış değişikliğini öğrenmezseniz, isterseniz 20 kilo, isterseniz 100 kilo verin, isterseniz 3 kilo verin, tekrar o alışkanlıklarınız size geri dönecektir. Yani bu bir süreli bir yapılanma değildir. Bu yapılanma hayatınızın değişkenidir. Nasıl biz dişimizi her sabah fırçalıyorsak, nasıl yatağa giderken pijamamızı giyiyorsak, her gün 12 bardak su içmeyi, yemeklerimizi yavaş yemeyi, öğünleri doğru şekilde organize etmeyi öğrenip bu bilinçle hareket etmeyi hayatımıza geçirmeliyiz. İşte bunun püf noktası bu. Bitti, verdiniz 20 kiloyu. Kendinize şu soruyu sorun. Ben bu 20 kilo fazlayken neler yapıyordum hayatta? Hangi yanlışları yaptığım için bu 20 kiloyu aldım? Çok mu hızlı yemek yiyordum? Su mu içmiyordum? Yemeğimin büyük çoğunluğunu tatlı, kızartma, hamur işleri mi oluşturuyordu? Ben besin skalamı her besin grubundan yapmıyor muydum? Bu soruları sorup cevaplarını kendinize verdiğinizde o değişkenliğin sizi 20 kilo verdiren, 5 kilo, 3 kilo verdiren değişkenliğin hep hayatınızda kalması gereklidir. Mesela spor da bu konuda bize çok büyük destektir. Kilo verme sürecinde yapılan ve sonra vazgeçilen sporların en büyük zararının yine kendimize olduğunu da görürüz. Dolayısıyla kısacası Neslihan Hanım, bu süreçte yaptığımız
kilo verirken yaptığımız bütün doğruların devamlılığıdır kiloya almamamızın sırrı. Hep aynı da kiloda kalmanın sırrı. Evet, aslında orada ya hep ya hiç mottosunu da bırakmak lazım. Evet. Ne kadar ekersek o kadar bitiyoruz aslında. Aynen öyle. Peki ben sizi uzun yıllardır takip ediyorum ki pek çok takip edeniniz ve seveniniz var. Çok böyle düzgün, doğru bir yaşam tarzınız var ve pozitif mesajlarınız bizi de hayatın içerisinde motive ediyor. Nelere dikkat ediyorsunuz? Taylan Kümeli için böyle olmazsa olmazlar neler? Benim en çok dikkat ettiğim şey hayatta neşe dürtümü kaybetmemek, neşe duygumu kaybetmemek. Yani sabah güne başladığım andan yatana kadar. Şimdi neşeli olmak tabii ki önemli bir duygu. Hayatın gerçeklerinden uzaklaşmadan neşeyi kaybetmek çok daha önemli bir duygu. Benim ilk mottom bu. İşe giderken, çocuklarımla ilgilenirken, eşimle ilgilenirken, evimizdeki kedimizle, köpeğimizle ilgilenirken, beraber arkadaşlarımla ilgilenirken neşe kavramı hep bir tarafta duruyor. Neden? Çünkü hayat çok zor, hepimizin çok ciddi sorumlulukları var. Bazen hiç beklemediğimiz çok ağır şeyler yaşayabiliyoruz her anlamda. Ama bunların hepsi sizden hiçbir şeyi alamayacağı tek şey vardır hayatta. Neşenizi alamaz. Siz eğer bunu kaybetmezseniz. Peki o neşeyi besleyen, benim çiçeğim olarak düşünüyorum neşeyi, besleyen suyu veya onun damarlarındaki toprağı ne? Bir tanesi öğrenmek. Ben öğrenirken çok kendimi keyifli ve mutlu hissediyorum. Hamdım, piştim, hiçbir zaman oldum demiyorum. O olma duygusunu neşemi destekleyecek şekilde öğrenmeyi destekliyorum. Bir başkası çalışmak, üretmek. Çalıştıkça öğrendiklerimi aktardıkça farkındaysanız sosyal medyayla, basından, kendi yazdığım kitaplarla hep bilgilerimi aktarmak istiyorum. Çünkü her şey gelip geçiyor. Bir gün hepimiz toprağın altına geçeceğiz. Bu bir gerçek. Kesinlikle. Ama üstündeyken paylaştığınız her şey aslında sizin bir parçanızı bırakıyor insanlara. Ve bunu bilmek beni çok neşelendiriyor. Ve sonuncusu, ben her şeyin sonlu olduğunu biliyorum. Hayatın, yaşadıklarımızın, bugünün. Ama o sonlu süreçte her şeyi keyifle, şükrederek, hayattan zevk alarak ve bir şeyler vererek yaparsanız inanın hiç değişmeden hayat size parlamaya devam ediyor her şeye rağmen. Benim de yaşama bakışım bu şekilde. Evet, süremizin sonuna geldik. Hiç yetmedi Taylan Hanım. Gerçekten verdiğiniz bilgiler, ışığınız, enerjiniz, her şey için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda yine bir arada oluruz. Her zaman. Çok şükür ki bu sefer ben de büyük bir keyifle geldim. Ben de size başarılar diliyorum. Yaptığınız her şey çok güzel. En kısa zamanda tekrar görüşebilmek ayağınıza üzere. Sağlık. 360 derece diyabet az sonra dermatoloji uzmanı Doktor Emel Eylem Arıkan'la devam edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız Eylem Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Neslihan? Sağ olun. O kadar önemli bir konu ki diyabet, diyabette olan deri değişiklikleri. Böyle dermatoloji uzmanı olarak sizin geleceğinizi söylediğim zaman bir sürü mesaj aldım. Şimdi bugün bilgilerinizden faydalanacağım. Tabii. Neler olabilir diyabetle, deride ne gibi değişiklikler? Diyabetin en önemli deri değişikliği metabolik hastalıklar çerçevesinde ele alınabilir. Örneğin ciltte kuruluk görülebilir diyabette. Cilt kuruluğu, bası bölgelerine maruz kalınan noktalarda bası yaraları oluşabilir. Kişinin cildine biraz daha böyle bebek gibi bakması daha uygun olabilir aslında, öyle de diyebiliriz. Bu bebek gibi bakmaktan kastımız nedir Eylem Hanım? Aslında şu, bir diyabetik kişi kullandığı ilaca göre de cildinde değişiklikler olabileceği için, örneğin insülin kullananlardan yola çıkalım. İnsülin enjeksiyon noktalarının hijyenine çok dikkat etmelidir. Enjeksiyon sonrası o bölgeyi iyi temizlemelidir. Çünkü her enjeksiyon sonrası bir enfeksiyon odağı yaratmakta. Ayrıca ellerinde, ayaklarında bir takım hissizlikler ya da dolaşım, mikro dolaşım problemleri de ortaya çıkabileceği için işte bebek gibi bakmaktan kasıt aslında bu. Çünkü ayak bakımı diyabetiklerde çok önemli. Emolyenler sürülmeli, deride çıkan yaralar kesinlikle hafife alınmamalı. Bu gibi değişiklikler ilk etapta dikkat etmeler daha uygun olabilecek. Bazen ne kadar nemlendirici sürsek böyle yetmiyor gibi oluyor. O kadar hızlı emiyor ki. Evet. Hani bunun diyabetle mi alakası var yoksa cilt tipi yapısıyla mı alakası var? Aslında şöyle, diyabetin kan şekerinin yükseldiği dönemlerde aslında vücuttaki metabolik değişikliklere cildimizin çok büyük etkisi oluyor. Sadece bu aslında diyabet özelinde değil. Ama diyabetik kişilerin
Bu konudan birazdan müzdarip olduğu net. Örneğin, kan şekerinin yükseldiği dönemlerde ciltten daha hızlı bir atılım söz konusu. Kan şekerinin yükseldiği dönemlerde hızlı terleme ve bu terlemeye bağlı ciltte akabindeki hızlı kuruma söz konusu. Dolayısıyla daha güçlü emolyenler, güçlü nemlendiriciler kullanmak daha akıllıca olabilir. Buradaki seçimlerde dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Benim önerim aslında tüm diyabetik ve metabolik hastalığı olan hastalarıma parfümsüz, daha temiz içerikli ve kendinizi iyi hissettiğiniz bir nemlendiriciyi tercih etmeniz. Çünkü bazı nemlendiriciler sürüldüğü anda çok yapışıklık hissi vesaire yaratabiliyor. Çünkü diyabetle yaşam, ona entegre olmak, yaşamın her alanında entegre olmak önemli olduğu gibi cilde bakım alanında da entegre olmak önemli. Çünkü cildimiz bizim kıyafetimiz ve dış faktörlerle ilk karşılaşan organımız. Evet, aslında bedeni çok iyi takip etmeliyiz. Kesinlikle. Değil mi Eylem Hanım? Ve mesela her banyodan sonra diyabet olduğumdan beri ben hem işte ayaklarımı kontrol ederim, vücudumu kontrol ederim. Ne zaman böyle vücudumuzda bir şeyler gördüğümüzde endişelenmeye başlamalıyız? Neyi takip etmeliyiz? Aslında vücudumuzda diyabetik hastalarda enfeksiyon odakları çok önemli demiştik ya. Çıbanlar mesela, onları hafife almamalıyız. Ayak yaralarımız, ayağımızda ortaya çıkan nasırlar, kalınlaşmalar, onları hafife almamalıyız. Kan şekerimizin yükseldiği dönemde akut değişikliklerle birlikte ortaya çıkan bazı lekeler, diyabetik bülüler, yani su toplayan bir takım kabarcıklar, özellikle dizimizden aşağı kısımlarda ortaya çıkan durumlar. Bunlar önemli, bunları hafife almamalıyız. Böyle durumlarda bu bulguları gördüğümüz zaman hemen... Aslında doktorumuza başvurmalıyız. Çünkü sadece o anda bir hafif bir yara temizliği ya da küçük bir enfeksiyonu geriletme amacı bu yetmeyebilir. Belki sistemik ilaç kullanmak gerekebilir. Belki hekiminizin tekrarlamaması için size önereceği daha önemli şeyler olabilir bu anlamda. Peki oral antidiyabetik, tip 2 diyabetlerin kullandığı ilaçların derilerde yarattığı herhangi bir şeyler olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Nasıl ki insülin enjeksiyon bölgelerinde bu tip sıkıntılar yaratıyor. Oral antidiyabetikler de ciltte kırmızılık, lekelenme, ürtiker gibi kabarıklıklar, kaşıntı gibi durumlar ortaya çıkarabiliyor. Özellikle avuç içi, ayak tabanlarında kızarmalar ortaya çıkarabiliyor. Bunlara hep duyarlı olmak lazım ki hani gerektiğinde diyabetik ilaçların da değiştirilmesi söz konusu olsun. Günümüzde en önemli şeylerden biri elemanın biliyorsunuz stres. Evet, ve stresi yönetmek çok önemli ve diyabeti de bizim kan şekerlerimizi de tetikliyor biliyorsunuz. Böyle durumlarda bazen tabii ki sizin çok karşılaştığınız deri hastalıkları oluyordur herhalde stresin tetiklediği. Tabii. Diyabetle beraber neler hızlandırır, neler hızlanıyor olabilir? Bir kere diyabetik hastalarda pretibial patch dediğimiz, diyabetik dermopati dediğimiz böyle bacak ön yüzde aslında çok da problem yaratmayan ama metabolik hastalıklarla böyle akut değişikliklerle, kan şekerinin disregüle olmasıyla yani düzenli gitmemesiyle alakalı bazı kahverengi kırmızı lekeler ortaya çıkabilir. Bu kahve kırmızı lekeleri gördüğümüz an bende ters giden bir şey mi var acaba diyebiliriz mesela. Birincisi. İkincisi diyabetik bülüler. Üçüncüsü diyabetik ayak yaraları. Bazı durumlar var ki bazı cilt lezyonları mesela adını da hatta buradan alıyor. Nekrobiyozis, lipoidika, diyabetikorum. Çok böyle havalı bir adı var ama sonuçta bize diyabet tanısı koydurabiliyor bu bulgular. Yani o lezyonu gördüğümüz zaman biz kişinin bunda metabolik bir şey yok, bir değişik bir şey var. Yani diyabetik olabilir mi deyip istediğimiz kan şekeri diyabet tanısı koyabiliyoruz. Bunlar bizim için çok değerli. Peki böyle sinsi olabilecek, sinsi ilerleyen deri hastalığı var mı? Sinsi... Yani böyle ilk başta çok yavaş, hiçbir sanki etkisiz zararı yok. Bulgu vermeyen gibi. Evet, bulgu vermeyen gibi. Tabii onu, aslında mikromotor değişiklikler, nöropatik prosesin bozulmasıyla alakalı değişiklikler, ciltte işte terleme azlığı, bunlar aslında daha çok sinsi ve ağır seyirli olabiliyor. Bunları hafife almamak gerekiyor. Siz daha çok şeker hastalarında ya da kendi danışanlarınızda hangi deri hastalıklarıyla ya da nelerle karşılaşıyorsunuz Eylem Hanım? Ben en çok pigmente pretibial patch'lerden müzdaribim. Hastaların bunların bu lekelerin de gitmesini istiyorlar özellikle. Ayak bileği etrafında böyle vazomotor bozukluklarla ilişkili olabilen, küçük cilt altında küçük damarlardan kan sızmalarıyla ilişkili olabilen bir takım bulgular olabiliyor. Buna pigmente purpuric dermatoz diyoruz. Ve ayrıca nasırlar, mantarlar özellikle kıvrım bölgelerinde ortaya çıkabilen kızarıklıklar, yaralar
ve bu yaraların ilerlemesiyle işte selülit dediğimiz yumuşak doku iltihapları ortaya çıkabiliyor. Ben en çok onlarla karşılaşıyorum. Peki pigmentler, o lekeler geçer mi? Benim danışanlarımdan da mesela soranlar oluyor. Hangi doktora gidelim ya da Neslihan Hanım olanlar var mı, karşılaştınız mı? Bir kere her şeyden öncesi bu pigmente lezyonların vücudun bir sinyali olduğunu bilmek lazım aslında. İkincisi, bu sinyalle birlikte evet lekeler geçer mi? Geçer bu arada. Tabii ne kadar, lekenin süresiyle de ilişkili bu. Yani leke çok uzun süredir varsa o uzun süredir olan leke artık kalıcıdır demektir. Ama biz onu post-enflamatuar hiperpigmente lekeler kabul ediyoruz ve leke açıcı ürünler kullanabiliyoruz. Ve artık biliyorsunuz kozmetik sektör de bu anlamda evet, çok gelişti. Çok gelişti. Aynen, mezoterapiler uygulayabiliyoruz. Leke açıcı Q-switch lazerler gibi lazer ürünleri de kullanabiliyoruz. Elimizde pek çok seçenek var, var yani. Çok var. Çok seçeneğimiz. Hazır kozmetik işlemlerden bahsediyoruz. Tabii bayan olunca meraklı da oluyoruz. Hani soranlar da oluyor. Bizim için hijyen, güvenilir olması tabii çok önemli. Tabii. Diyabetler yaptırabilirler mi Eylem Hanım? Yani botoks, işte mezoterapi, gözaltı, ışık dolgusu. Tabii herkes kendi özelinde değerlendirilmelidir diye düşünüyorum ama. Kesinlikle. Diyabetik hastaların aslında kozmetik işlemleri yaptırmaması gibi bir, ona bir engel teşkil etmiyor. Yani diyabet aslında bizim arkadaşımız. Evet. Sonuçta en iyi bunu siz bilirsiniz Neslihan. Diyabet bizim arkadaşımız ve hani bununla birlikte bir botoksun süresinde gecikme olmuyor. Ya da yaptığımız enjeksiyona bağlı bir akut alevli alerjik bir reaksiyon gelişmiyor. Ya da kullandığımız cihazlar, özellikle epidermal tabakayı, cilt bariyerini bozan peeling gibi ya da altın iğne radyofrekans gibi, lazer ışık sistemleri gibi cihazlar kullandığımızda sadece çok katı anlamda hijyene dikkat etmek gerekiyor. Artı mutlaka ehil ellerde yapılması gerekiyor. Çünkü diyabetik kişinin kan şekerinin de regüle olması lazım bu işlemleri yaparken. Aksi halde zaten nasıl diyabetin kendisi pigmente pretibial patch yaratıyor. Yani aslında bu diyabetin derideki bulgusu. Yaptığımız kozmetik işlemlerden sonra da biz o bölgede bunu uyarabiliriz. Dolayısıyla yani hekimle diyabetik kişinin koordine hareket etmesi gerekiyor her anlamda. Ve hekim olmayan birinden bence uzak durmalı. Kesinlikle. Referans aldığımız kişiler çok kesinlikle önemli. Kesinlikle katılıyorum. Peki buradan izleyicilerimize, diyabetlilere derimizi nasıl koruyalım? Hani günlük bir rutinimiz olsun mu? Neler olsun? Öneriniz neler olur? Tabii ki. Bir kere diyabeti arkadaşımız kabul ettik ve onunla uyandık. Onunla uyandıktan sonra derimizin olabildiği kadar beslenmesine dikkat edelim. Çünkü biz nasıl iyi beslenirsek cildimiz de bizim yediklerimizle beslenecek. Sağlıklı beslenelim her şeyden önce. Çok su içelim, cildimizi güzel temizleyelim. Yani onun hijyenine dikkat edelim ve emoliyenlerle, doğru emoliyenlerle yani nemlendiricilerle onu mutlaka nemlendirelim. Her gün, her gün olmadı, her hafta mutlaka takip edelim. Yaramız var mı ya da farklı bir deri bulgumuz var mı? Çünkü aslında diyabeti biz iyi yönettiğimizi düşünüyorken diyabetin bir bulgusu, bir cilt bulgusuyla aslında bir ters giden bir şeyin varlığını ortaya koyabiliriz aslında. Dolayısıyla kendimizi dinleyelim derim ben. Peki daha çok siz orta yaş tip 2 diyabetlerde mi gözlemliyorsunuz kendi hastalarınızdan? Tip 1'lerde de oluyor mu? Tip 2 diyabet tabii ki daha fazla. Ama birkaç tane mesela hani nekrobiyoz lipoidika gibi bir bulgudan bahsettim ya mesela. Hı hı. O bulgu mesela sanırım 3 hastam. 3 hastamı ben o deri lezyonuyla tip 1 diyabet tanısı koydum. Hatta bir tanesi Moody idi yani 21'li yaşlarda gecikmiş tip 1 diyabetti. Yani dolayısıyla benim için diyabet çok nasıl diyebilirim değerli bir hastalık. Çünkü tıpkı tiroid gibi. Çünkü çok metabolizmayı etkileyen, çünkü çok cildi çok etkileyen bir hastalık ve maalesef bedenimizin ilk vazgeçtiği organ saçımız, tırnaklarımız, cildimiz oluyor. Bu arada ek yapmak isterim. Diyabetik ciltlerde tırnak bulguları da çok ön planda oluyor. O kadar çok sizinle konuşacak konu var ki kesinlikle. Ya, kesinlikle çok ön planda oluyor. Dolayısıyla yani diyabetik cilt hani sigara içmek kadar... Diyabetimize sigara içmemek kadar, diyabetimize, kan şekeri yüksekliğimize, işte ölçülerimize dikkat etmek çok önemli. Peki kan şekerleri iyi gitse de hani bazen komplikasyonu olan diyabetler olabiliyor. Evet. Karşılaşan hekimler, bahsedenler oluyor. Olabilir mi deride de ciltte de Elim Hanım? Oluyor. Şöyle ki bununla ilgili yapılmış bir çalışma var, okumuştum yakında. Aslında diyabetin komplikasyonlarına ne derece var olma olacağımız, aslında diyabetimizin regülasyonuyla değil de aslında genetiğimizle biraz da alakalı. Biz diyabetimizi regüle ederek
bu genetiğimizin yanındaki ek faktörleri toparlıyoruz. Yani belki bir tanesi, yani genetik faktörler %50, diğeri %50. Dolayısıyla biz çok iyi beslensek, çok iyi spor yapsak, çok iyi cildimizi nemlendirsek, çok dikkat etsek, modumuz çok yüksek olsa, çok stresten uzak dursak bile tabii ki genetik faktörler var. Bir miktarda olsa genlerimiz kaderimiz kesinlikle diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Sürenin sonuna geldik. Çok değerli bilgiler paylaştınız Eylem Hanım. O kadar da çok diyabetle ilgili konuşacak şey var ki inşallah bir başka programda. İnşallah Neslihan Hanım. Yine bir arada oluruz. Bu hafta programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta dop dolu içerikler ve birbirinden değerli konuklarla görüşmek üzere. Troy Natural sundu.